Evet, İzmir'e dair TV medya platformunun sevgili izleyenleri, takipçileri. Bugünkü konuğumuz Lütfü Dağtaş. Tabii Lütfü Dağtaş, ben Sayın Lütfü Bey ya da Sayın Dağtaş demeyeceğim, Lütfü abi diyeceğim. Çünkü kendisiyle uzunca süredir tanışıyoruz. Lütfü abinin oldukça geniş bir özgeçmişi var. Ben o özgeçmiş üzerinden çok fazla detay aktarmak istemem sizler ama birkaç başlık sadece söyleyeceğim. Bir gazeteci, yazar, fotoğrafçı, belgeselci dolayısıyla, sporcu, hoca, deri üzerine bir ihtisas sahibi diyebileceğimiz ölçüde yetkin birisi. Siyasetçi ve son yıllarda da çiftçi. Hoş geldin Lütfü Merhaba, abi. merhaba. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Şimdi bugün ben neyi konuşalım diye sana sorduğumda sen fotoğraf Evet. ve belgesel Evet. demiştin. Çiftçilik battı Evet, çünkü. Çok ama mutluyum. çiftçilikle de ilgili güzel şeyler küçük çapta da olsa yapıyorsun. En azından zeytin üzerine Evet. farklı bir takım denemeler yapıyorsun. İşin tadına vardık ama ekonomik boyutu tabii çok Evet, kötü. Bu evet. işten ekmek yiyen çiftçimize Tanrı yardımcı olsun. Girdi maliyetleri. Evet. Yani tüketiciye yansıyan etiket fiyatlarından da ortaya çıkıyor zaten. Evet. Bunda çiftçinin hiçbir suçu yok. Ama aracı dediğimiz sınıf maalesef bu işten nemalanırken çiftçi traktörüyle, kendi tarlasına giremez hale geldi. Evet. Mazot başta olmak üzere. Uzun bir konu yani. Uzun bir konu, evet. Şimdi tabii ben Lütfü abiyi genelde şöyle tanımlıyorum. Bir şehir gezgini, bir entelektüel ve çok dikkatli bir şehir gezgini. Dolayısıyla sanıyorum bu fotoğrafla ilgili kadraj diyelim da ilgili şeyin yeteneğin diyeceğim. Çünkü şehri gezmek herkes geziyor ama aynı detayları hepimiz görmüyoruz. Aynı detaylara aynı hassasiyetle bakmıyoruz. Ama sen bakıyorsun bildiğim kadarıyla. Fotoğrafçı dediğimiz zaman o tanım içerisinde bakan değil gören insan zaten anlaşılır. Öyle nitelendirilir aramızda. Ama benim tabii bu gören insan olmamın özü gazeteci mesleğinden olma. Çünkü gazeteci dediğimiz zaman biz muhabiri anlıyoruz. Muhabir nedir? Sokakta olan kişidir. Bugün iş adamlarıyla olan bir toplantıya katılır. Yarın çarşıda esnafla görüşür. Ertesi gün tüketiciyle görüşür. Ertesi gün başka bir sosyal faaliyet içerisinde olur. Ben bugüne değin gazetecilik faaliyetim içerisinde röportajların beni beslediğini biliyorum, kabul ediyorum. Yaptığım röportajların değişik kesimlerden insanlarla tanıştık, görüştük. Bazılarıyla hala dostuz, görüşüyoruz. Onun ötesinde ilk yıllarda vilayet ve belediye muhabiriydim. O kesimlerle bir ilişkim oldu. Belediye muhabiri olmanın da ayrı bir ayrıcalığı vardı. Dolayısıyla yaşadığım kent İzmir'i ayrıntılarıyla tanımaya, hala tanımaya çalışıyorum. Tanıdıkça da seviyorum. Ve bu bağlamda da elimden geldiğince İzmir'i anlatmaya çalışıyorum. Ve gayet de güzel kitaplar yazdığını biliyorum. 8 kitabın var. Evet, 8 kitap. Bunun 4'ü deri üzerine tabii yaptığın bir takım çalışmalar. Diğer 4'ü de farklı alanlarda. İstersen kısaca o Deri kitaplardan da. dediğimiz zaman değerli izleyicilerimizin kafalarının biraz daha netleşmesi anlamında söyleyeyim. Derinin işlenmişiyle ilgili benim yani bugün üzerimize alıp giydiğimiz ya da ayakkabımızla ilgili değil benim çalışma. Orada kullanılan temel malzeme olan derinin işlenmesi süreci. Çünkü ben bu sektörü, bu zanaatı yakından tanıdığımda 10 bin yıl öncesinin işlentisini Anadolu'da gördüm. 10 bin yıl öncesinden yani Konya Çumra'daki Çatalhöyük'te deri işlenmiş avcı hayvanı vurmuş, etini yemiş bir biçimde, sütünden de elbette yararlanmış ama derisini de işlemiş. Bunu nereden biliyoruz? Bunu bugün müzelerde sergilenen duvar resimlerinden görüyoruz. Çünkü o kalıntılar Giymiş. o kadar uzun süre sanıyorum kalmayacaktır Kalmaz. belki ama dediğiniz gibi şeyden, Resimlerden resimlerden görüyoruz. anlaşılıyor. Onun dışında tabii antik çağ yazarlarının destanlarından veya kitaplarından biliyoruz. Oralardan geliyor. Ama Selçuklu'dan da pek bir şey kalmamış. Selçuklu dediğimiz zaman bence çok önemli. Niye?
Anadolu coğrafyası soğuk bir iklim. Soğuk iklimden korunmak için gerek saraydakiler gerek sokaktaki vatandaş kürkle kendisini korumuş. Kürk giymiş, kürk yapımcılığı öne çıkmış. İşte o süreçleri ben inceledim. Osmanlı'ya geldiğimizde evrensel ölçekte yani dünya ölçeğinde zanaatın çok ileri düzeylerde olduğunu görüyoruz. Öyle ki Fransa'dan buraya sanayi casusları geliyor. O deri nasıl işlenmiş, boyar maddeler nelermiş. Çünkü 19. yüzyıldan önce kimya sanayi yok. Krom yok, derinin bugün de gereksinmesi olan krom yok. Elektrik makine zaten doğal olarak yok. Ama 10 bin yıldır hayvandan bir biçimde yüzülen deri işlenmiş. Bugün kolumuzdaki saatin kayışı deriden, ayakkabımız deriden, montumuz, pantolonumuz, kemerimiz, gocuğumuz hepsi deriden. Bu, herhalde bu kadar eski tarihsel geçmiş olan işte metale bağlı bir takım malzemeleri düşünürsek herhalde deri özel bir yer tutuyor. Özel bir yer tutuyor. Gene Osmanlı'dan örnek vereceğim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra Avrupa'ya sefer yapacağı zaman çok kalabalık bir ordusu var. Ordunun bir de hayvanı var. Yani bugünkü mekanik araçlar, şunlar bunlar olmadığı için bunlar hepsi deri kullanıyor. Giyimde, kuşamda, koşumda. İstanbul'un değişik yerlerine yayılmış 360 derin işlendiği yere tabakhane veya debahane denir. Debahaneyi Kazlıçeşme'de topluyor. Adı oradan geliyor. 1992'de yıkıldı Kazlıçeşme. Evet. Keşke bir iki bina orada tutulsaydı. Orası tarihi bir mekanımız idi. Ve deri bu kadar önemli. İşte yani hayvanın, insanın giyim kuşamında çok önemli. Silah yapımında kullanılıyor deri. Tabii deri için ayrı bir başlık açacağız galiba. Yani ikinci belki başka bir program onunla ilgili yapacağız. Ama dört kitabın buna ait olduğu için ben sormak istedim. Evet. Tabii burada senin gözlemci refleksinle bu kitaplar çıktı diye tahmin ediyorum. Çünkü ve araştırmacı ve gazeteci refleksinde. Burada çok iyi görselleri kullandığını biliyorum. Yani çok, ve bu fotoğrafları da senin çektiğini biliyorum. Bu Anadolu'daki bu tarihsel süreci bugüne taşıyabilmek adına. Fotoğrafa dönersek ve belgesele dönersek. Benim de herkesin eminim hayatının bir yerinde fotoğraf çekmekle ilgili mutlaka bir ilgisi olmuştur. Ama bunu sürdürülebilir pek olmuyor. Yani o yaşamın içine biraz koymak lazım. Cep telefonları kolaycılığı diyelim. Kolaycılık bugünlerde iyice. Ama benim hayatımda da bir dönemde denemeye çalıştım. Profesyonel bir makine alıp yapmaya çalıştım. Kursuna gittim falan ama dikkatli de birisi olduğum söylenir. Ama bunu sürekli hayatın içinde tutmak ayrı bir yoğunlaşmak gerekiyor. Evet, evet. Bundan biraz bahseder misin? Yani bu şehir gezginliğini de ve biraz da bu entelektüel yapını da kapsayan da bir şey bu fotoğraf. Evet. Demin konuşmamızın başında İzmir'i olabildiğince tanımaya ve tanıtmaya çalışıyorum demiştim. Bu kent gözlemciliğimde tabii fotoğrafın çok işe yaradığını gördüm. Yazıyorum, çiziyorum. Şu anda dergilerde de İzmir'le ilgili ayrıntılı çok güzel öykü tadında konular bulup onları yazıyorum. Ama fotoğraf işin belge yanı. Biz bir de fotoğrafı ben kendi adıma ve benim gibi çalışan arkadaşlar adına fotoğraf makinesiyle çekiyoruz. Cep telefonuyla zorda kaldığımızda veya elimizde o an bir şey görsel olarak bulunsun diye cep telefonumuza davranıyoruz. Ama onun ötesinde bizim işimiz fotoğraf makinesindeki enstantane ve diyafram dediğimiz ayarlardır. Bir de sanatsal kaygınlığına çekim yapıyor isen diyafram ve enstantane bilginin son derece donanımlı olması gerekiyor. Dediğim gibi İzmir'in en ilginç bölgelerinden birisi dün olduğu gibi bugün de Tilkilik, Mezarlıkbaşı ve Basmane bölgesidir. Ben burada dolaşırken bir gün Yahudihane gerçeğiyle karşılaştım. Yahudihane nedir onu da anlatmak istiyorum. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve Osmanlı'nın son yıllarında yoksul Müslüman aileleri aile evlerinde kalıyorlar ki bir tanesi Karataş'taydı. Bugün fırına dönüştü orası. Peki İzmir'de yaşayan yoksul Yahudiler nerede kalıyor aileler? Yahudihanelerde kalıyor. Yoksul Rum aileler nerede kalıyor? Rumhanelerde kalıyor. Ve bekar evleri var. Bu binaların, bu yapıların ortak özelliği şu, iki katlı oluyorlar. Her iki katta da oda var.
ortak bir avlu var, kullanıma açık. Onun ötesinde ortak tuvalet, ortak mutfak var. Bunların çoğu zaman içerisinde yıkılmış. Bu üzüntü verici bir şey. Ama yıkılmamış olan birisini yakaladım. Hemen Katlı Otopark'ın arkasında. Bugün Manisa Akhisar Oteli olarak hizmet veriyor. Sahipleri iki genç arkadaşımızdı. Kardeş onlar da. Salih ve Necat Acar kardeşler. Kendilerine dedim ki ben burada, ya mekan beni fotoğraf çalışmaya zorladı. Evet. Avlunun güzelliği, o limon ağaçlarının ve nar ağacının gölgesi, işte çiçek açmış bir dönemde, doğru bir zamanda içeri girmişim. Mekan senindir, buyur çalış dediler. 1,5 yıl boyunca orada çalıştım. Şimdi benim amacım mekanı İzmirli'ye, hatta Türkiye'ye anlatmak, tanıtmak. Tabii kuru kuruya mimari fotoğraf benim işim değil. Ben işin içerisine bir hareket sokmak istiyorum, estetik sokmak istiyorum. Aklıma şöyle bir şey geldi. Sanat kültür çevresinden çok tanıdığım insan var. Gerek İzmir'de yaşayan, gerek İzmir dışında yaşayan. Kendileriyle birebir ilişkiye geçtim. Hemen hemen hepsi de kabul etti. 1,5 yıl boyunca kimin yolu İzmir'e düşmüşse aldım onu oraya götürdüm. Şimdi fotoğrafçı olarak şöyle bir hizmetim oldu. Bu mekanı o insanlar da tanıdı. Örneğin sinema yönetmenlerimizden Erdem Kral İzmir'e gelmişti. Gece diye de yeni bir filmi bizim Yeşildere'de çekmiş. Evet. Mekanı bir gördü. Ya dedi burası müthiş bir yer. Ondan sonra ben dedi artık sinemaya nokta koymayı düşünmüştüm. Ben burada bir siyah beyaz film çekeyim dedi. İşte romancı bir dostumuz var. Son yıllarda İzmir'de yaşamaya başladı. Sadık Yemin uzun yıllar Hollanda'da yaşadı. Ben dedi bu otelde kalayım dedi. Burada insanların yaşamlarından hareketle roman yazayım filan dedi. Soprano bir bayan arkadaşımız geldi. Kıyafetiyle geldi ya. İşi çok ciddiye aldıkları için. Ben dedi burada nasıl poz vereceğim size? Kıyafetiyle de gelmiş. Avlunun bir özelliği de akustiği var. Bana burada dedim aryalar söyleyin. İtalya'da eğitim almış. Ben sizin fotoğrafınızı çekerim. Birbirimizle hiç temasımız olmasın. O güzel avluda, o güzel akustik ortamda bana aryalar söyledi. Orada kalan müşteriler de ne oluyor burada filan gibisinden çıktılar. Ve orada yarım saat, bir saat işte keyifli oldu. Genco Erkal geldi. Gülsüm Onay geldiğinde Gülsüm de götürmüştüm galiba. Evet götürdüm. Evet, ama keşke oraya bir de piyano sokabilseydik. Evet. Gülsüm onun poz verdi. Genco Erkal geldi. Nasıl poz vermem gerekiyor dedi. Yağmur da çiseliyor. Düşmüş omzunu da incitmiş. Üzülüyorum da. Estağfurullah dedim. Ustaya poz verdirmek bizim işimiz değil. Ama dedim bana Nazım'dan şiirler, o Nazım'dan şiirlerle hep oyunlar sergiliyor ya. Nazım'dan şiirler okuyarak şu avluda dönersen dedim ben çekerim işi. Senaryoyu da gayet güzel yazıyorsun. İyi anında doğaçlama yapmak zorundasın. Ve tek başıma orada o akustik ortamda gene keyifle Genç Erkan'ın ağzından Nazım şiirleri. Ben, yani bu çok ilginç bir şey tabii. Yani ben bunu bir iki defa duydum senden ama bu detayda ilk kez dinliyorum ben de. Bunlar zaten şey kamera arkası. Yani çünkü fotoğrafçılık sadece bir fotoğrafçılık değil senin yaptığın. Evet. Mekanla hakikaten hikayeleri birleştirmek ve içini doldurmak aslında. Tabii. Bu tabii bu çalışmalar muhtemelen oradaki mekan sahiplerinin de işlerini bayağı açmıştır diye tahmin ediyorum. Ya orada gidecek yeri olmayan insanlar kalıyorlar ama mekan tanındı. Evet. Şu anda geziler yapılıyor mekana. Çok güzel. Ben başka bir şey daha yaptım. Konak Belediyesi o dönem destek verince çektiğim fotoğrafları 75 kişiyi çekmişim bu birçok yıl içerisinde. Orada sergiledim. Evet. Ve izdiham oldu orada. Yani değişik kültür insanları gelince onların tabii tanıdıkları da geldi. Bugün artık ülkemizde resim sergisi açıldığında resme ilgisi olanlar gidiyor. Karikatür sergisi açıldığında karikatüre ilgisi olanlar gidiyor. Ama hayır, yaşamın ta kendisi. Ha, bende çok yönlü kültür insanları olunca her yönden insanlar geldi. Gerçekten bir izdiham yaşanmıştı. Bir İspanya tecrübesi var. İspanya'da bir sergi. İspanya gene dericilikle ilgili. Açtın galiba. Orada yine fotoğraf üzerineydi galiba ama dericilik esasıyla bir çalışma. Bağlantısı da var. Bağlantılı evet. Bir. Şimdi İspanya'nın Igualada diye 45 dakika uzaklıkta bir beldesi var. İlçesi diyelim oraya. Orada sanayi bölgesi burası ve deri ağırlıklı sanayi. Aynı bizim bir zamanlar Kazlıçeşme'nin olduğu gibi veya bizim İzmir'in Yeşildere'de olduğu gibi. Şu anda deri faaliyetleri orada sürüyor. Makine ile tabii üretim yapıyorlar. Ama eski fabrikalardan birisini, eski yapıları çok iyi korudukları için
deri müzesi yapmışlar. Müzede hep elektrikli ve kimyasal döneme ait işler sergileniyor, o malzemeler sergileniyor. Benim fotoğrafların özelliği, konuşmanın başında söylemiştim, ilk çağa uygun teknolojiyle, teknoloji diyeceksek onun adına, elle, yani beden gücüyle ve elle yapılan işi 1990'lı yıllarda ben son temsilcilerini yakaladım. Kara tabak. Kara tabak dediğim. Evet. Bu fotoğraflar onların ilgisini çekti tabii. Evet. Davet ettiler beni. Bu fotoğraf sergisini müzede açmak ister misin diye. Elbette ben de müzeyi görmüş olacaktım çünkü. Gittim. O da çok büyük bir ilgiydi. Bir festival kapsamında sergilediler. Fotoğrafları kendilerine hediye ettim. Orada tabii bir Türkiye bölümü açtılar şimdi. Çünkü olmadık yerlerden çok ucuz malzemeyi deri olduğu için getirmişler, sergiliyorlar ve altında ülkenin adı yazıyor. Şimdi Türkiye'den böyle debakat, kara tabaklıkla ilgili 30-40 fotoğraf orada bir köşede sergileniyor. Bu da benim büyük mutluluğum oldu. Şu anda hala sabit sergi. Artık hep sergilenecek. Sürekli orada. Çok güzel. Bu tabii. Bizim için de bir onur tabii. Tabii. Bildiğim kadarıyla STK kuruluşlarında da yer aldı. Evet. Fotoğrafçılıkta oldu bu STK'ların içinde. Başka alanlarda da. Biraz bundan bahseder misin? Çünkü bir taraftan da siyasetçi dedim. Bir siyasetçi kimliğin de var. Çiğli Belediyesi'nde meclis üyeliği döneminde oldu. İki dönem yaptım. İki dönemde. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Biraz bu STK kuruculuğu, biraz bu siyasi dönem ve siyasetin kadrajına neleri sokabildin? Biraz onları konuşalım. Siyaset çok zorladı. Bir sanatçının siyasette görev yapması hem kutsal bir yapı. Keşke pek çok sanatçımız siyaset içerisinde, onların çünkü ufukları farklı olur. Çok. Onların yaratıcılıklarından yararlanması gerekiyor siyaset kurumunun. Son yıllarda bunun kıpırdaması var ama bu yaşadığımız kaos ortamlarında bugünkü gibi daha dinamik olmalı, daha üretken olmalı, sanatçıyla el ele olmalı. Bugün genç bir şarkı söyleyen bayan arkadaşımıza kalkıyorlar, yasak koyuyorlar. Bu çok ayıp, çağ ötesi bir şey. Maalesef. Ama o yasak koyanların adları unutulacak, sanatçının adı unutulmayacak. Tabii. Hep öyle olmuştur çünkü. Bu ayıptan Türkiye'nin artık kurtulması gerekiyor. Treni çoktan kaçırdık da bugün 21. yüzyılda bu ayıptan kurtulmamız gerekiyor. Ben yaşadığım o dönem oturduğum Çiğli'de iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesliği, grup başkan vekilliği, sözcülük, hatta bir dönemde başkan vekilliği falan yaptım. O dönem içerisinde Çiğli için neler yapabiliriz onu gözlemliyorum. İşin dedim bir tarih boyutu var mı? Hep belgeselciyim ya. Araştırdım. Pek tarih kalmamış. O Çiğli'nin yerleşimi çok eskilere dayanıyor. Ama tarımsal kökenli olduğu için pek yapılaşma yok. Ama başka ülkelerde de olmasına karşın İzmir'e ayrıcalık kazandıran bir kuş cenneti varlığı var. Evet. Niye söylüyorum? Kuş cenneti körfezin içerisinde hepimize, bugün Buca'da oturana, Karabağlar'da oturana, işte Gaziemir'de oturana da yakın, Çiğli'de oturana da yakın, Menemen'de oturana da yakın. Fransa'nın Camargue bölgesiyle kardeş kent, bizim kuş cenneti. Camargue bölgesi dediğimiz şey yerleşimlere çok uzak bir yer. Ve bataklık. Gittiğiniz zaman evet orada bir iki kuş varlığını görebiliyorsunuz ama çok özel konaklamak gerekiyor, gözlemlemek gerekiyor. Hollanda'nın Lelystad bölgesi, oralarda da inceleme yaptım. Orası da yerleşimlere uzak bir yer. Ama insanlar gidiyorlar. Çiğli, Çiğli'de gitmiyor. Kim gidiyormuş benim ilk yıllar görev yaptığım süreçte? O delta diyelim, Gediz Deltası'nın içerisinde 4-5 köy var. O köyün erkekleri avcı olarak gidiyorlar. Yani etini yemeyeceği hayvanı vurmaya gidiyor. Bu beni çok rahatsız etti tabii. Ondan sonra arkadaşlarıma, gruptaki arkadaşlarıma anlattım. Dedim ki bizim bu kuş cennetine sahip çıkmamız gerekiyor. Avcılığı zabıta kuvvetiyle engellemek, önlemek mümkün değil. Ona çalışmamız gerekiyor. Nasıl, ne yapacağız filan. Bir de dedim tanıtmamız gerekiyor kuş cennetini. Evet. Hem Türkiye'ye, hem İzmirli'ye, hem de dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Camargue gibi bir kardeş kuruluşumuz var. Oradan hareketle en kolay yöntem ne olur? Benim karikatürcü dostlarım çok, ben çizemiyorum ama çok dostum var. Karikatür yoluyla dedim biz bu kuş cennetini ortaya çıkartalım ve tanıtmaya çalışalım. 7 yıl üst üste İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle
ulusal ölçekli karikatür yarışmaları yaptım. Muazzam. Şu anda devam ediyor mu? Şu anda devam etmiyor ama gönlüm hep devamından yana. Buradan Utku Başkan'a belki bir mesaj vermiş olalım. Tunç Başkan'a da verelim. Çünkü başkanımız seçimlerden önce öyle bir vaatte bulunmuştu. Flamingoların babasıyım diye. Şimdi kala kala galiba Utku Başkan hediye olarak misafirlerine veriyor. Bir flamingo hediye ediyor. Çünkü Çiğli Belediyesi'nin ambleminde flamingo var. Bir tek galiba o bağlantı mı kaldı? O kadar üzülmeli miyiz yoksa umut verici bir takım çalışmalar vardır? Yani yok, ben yani şu anda kadar üzüntü sürecindeyim. Öyle mi? Yani o kuş çeliğine hakikaten sahip çıkmamız gerekiyor. Çok, 289 yani çeşit kuş varlığı orada. Önemli bir turizm destinasyonu olabilir. Yani bu çok önemli. Tabii. Ve son derece de ilginç aslında. Yani kuş cennetiyle karikatürlü birleştirip orada bir 7 yıl... İçinde sonra hayvan var çünkü. O kadar güzel karikatürler geldi ki. Ve benim amacım 5 yıldan sonra o işin ortalaması nedir? Bu karikatür yarışmasını uluslararası yapmaktı. O zaman tanınması daha kolay olur. Çok daha güzel olur. Bu arada şey de var. STK kuruculuklarım var birkaç yerde. Mezun olduğum okul benim Ege Üniversitesi Gazetecilik İletler diye bir dernek. Karşıyaka Lisesi mezunusun bu arada. O, evet, o önemli orada, bir kimliğinde yer tuttuğunu biliyorum. Karşıyaka Erkek Lisesi'nden mezun. Ortayı ve liseyi orada okudum. Oranın da bir vakfı var. Vakıf şu anda çok güzel çalışmalar yapıyor. Ana amacı da vakfın öğrenci okutmak, liseden mezun olmuş çocuklara üniversitede sahip çıkmak, lisede okuyan, durumu iyi olmayan arkadaşlar. O vakfın da galiba kurucularından... Yok, değilim. Değil misin? Değilim, ben onu destekliyorum. Ama içinde destekliyorum. İçindeyim tabii, içindeyim. STK'cılığın o bakımdan bir takım başka alanlarda da var. Her şeyi bürokrasiden, yani devletten beklemenin anlamsız olduğunu düşündüğüm için, arkadaşlarım da öyle düşünüyorlar. O nedenle STK'lar son derece önemli. Sizler de yönde çalışma yaptığınız yapıyoruz, için evet. Beni daha iyi anlıyorsunuz. Evet, evet. Bu fotoğraf ve belgesel, biraz belgeselden bahsedelim. Belgesel sadece deri üzerine mi oldu yoksa başka alanlarda da oldu. Belgesel çalışmaların var? Oldu. Şimdi öncelikle bir gazeteci ustamızı, abimizi sevgiyle saygıyla anmak istiyorum. 1970'li yıllarda adı geçtiği zaman herkes, özellikle genç gazeteci olarak bizler, onun kapısından içeri girmenin heyecanını hep duymuşuzdur. Fikret Otyap, Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışırdı. Çok özel bir röportaj dili vardı. Devrik cümleyi çok iyi kullanırdı. Ve kendi röportajlarında kendi çektiği fotoğrafları kullanırdı. İlk belgesel olayım ondan geliyor zaten. Yani ondan aldım. Fikret Otyap'a öykündük biz. Yani fotoğrafta da olsa, edebiyatta da olsa, sanatın diğer dallarında da olsa kendinize bir iki ustayı örnek alıp öykünebilirsiniz. Sonra kendi dilinizi yakalarsınız. Ama önce öykünmek gerekiyor zaten. İşte Fikret Otyam o attır. Ben onun Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yaptığı, röportajlarında kullandığı fotoğrafları hep böyle kendime örnek almışımdır. O insanların çektikleri çile, yoksunluk, çaresizlik, onları görmüştü ve röportajlarında onları hep dile getirmiştir. Daha sonra... O çalışmadan sonra o dönem Ankara'daydım. Televizyon, TRT tek kanal var. Orman Bakanlığı'yla bir iletişim söz konusu oldu ve ulusal parkları anlatmak benim üstümde kaldı. Öyle bir görev aldım. Ulusal parkları anlatan bir dizi belgesele başladım. Dizi çektim 12 tane. İşte Munzur Ulusal Parkı, Yedigöller var biliyorsunuz. Uludağ Ulusal Parkı. Üzerine vazife olmayan iş yapmışsın o zaman. Bürokrasi pek... Bürokrasi beni sanmadığı için evet, böyle masa başında oturmaktansa Anadolu yollarına çıkmak çok keyifliydi. Çok zordu. O zaman böyle bilgisayar teknolojileri yok. Düğmeye dokunduğu zaman bilgi akmıyor. Tabii. Hep kitap bulmak zorundasın. İnsanları tanımak zorundasın. Bir ayrıntı anlatabilir miyim? Tabii tabii. Yozgat'ta yaşadığım bir güzelliği anlatmak istiyorum. Yozgat'ta da Yozgat'ı bilenler bilir. Ağaç yoktur. Çorak bir arazidir. Hı. Geniş bir araziden söz ediyorum. Sadece içerisinde Çamlık Ulusal Parkı vardır. Küçük bir lokal bir yerdir. Ankara'dan çıktım gittim. Ulusal Parkı nasıl anlatacağım? Önce onu kendimce belirleyeceğim ki ondan sonra TRT'den ekibi götüreyim. Işıkçı, sesçi, kameramanı götüreyim. Gittim oraya. Belediyeye gittim. Belediye kimse ilgilenmedi benimle. Dedim ki niye belediyeden, bürokratlardan ilgilenmedi? Git Çamlık'a. Oradan birilerini bul. Gittim, hiç unutmuyorum, Ramazan günüydü. İki beyefendi, takım elbise giymişler, kravatla. Öğlen vakti, muhafazakar bir coğrafyadan söz ediyoruz.
rakı içiyorlar karşılıklı. Böyle gördüm. Başka kimse yok. Öğlen zamanı çünkü. Çok doğru yere geldim galiba dedim. Onlar da yabancı genç bir adamı karşılarına görünce merhabalaştık falan. Buyur ettiler beni. Oturdum. Ben dedim işte Ankara'dan geliyorum TRT'den. Tamam tamam delikanlı dedi karşımda oturan. Memurdum canım sıkıldı. Sizlerle buluşmaya geldim. O bahse bile girmedik. Giremedik. Önce dedi bak dedi biz bir şeyler yedik içtik dedi. Önce senin rakını söyleyelim. Yiyeceklerini söyleyelim. Sonra tanıtırsın kendini. Bakar mısın ya bana verdikleri orada cesareti. Evet. Neyse rakıyı söyledik. Geldi bir kişi parça. Ben dedi bir dönem daha önceki dönem Yozgat Belediye Başkanı'ydım Cumhuriyet Halk Partisi'nden dedi. Arkadaşımız da dedi adını belki duymuşsundur televizyonda şu anda dedi Yılkı Atı diye bir film oynadı yeni dedi. Abbas Sayar dedi. Ben ona öyle deyince ayağa kalktım tabii. Ben dedim ne kadar doğru bir adrese gelmişim. O gün Abbas Sayar'la yazar Yılkı Atı romanı çok ünlü. Yorganımı Sıkı Sar diye başka bir romanı var, çalışmaları var. Ünlü ama o güne değin hiç karşı karşıya gelmemişiz. Tanıştık orada. Dost olduk. Gecenin ilerleyen saati tabii akşamı buldu bizim rakı içmemiz. Bana daha cesaret gelince Abbas abi dedim. Abi demeye başladım bir anda. Ankara'ya dönünce senaryoyu yazacağım. Size de rol vermek istiyorum orada. Oynar mısın? Oynarım evlat dedi. Döndüm ben senaryoyu yazdım. Evet rolünü ezberlemiş. Aşağı yukarı bir ay sonra ekiple gittik çekimlere. Çekimler başladı. Rolünü sektirmeden oynadı. Keşke o film elimizde olsaydı. Evet. Yani Yozgat Çamlığı'nı anlattığımız o Ulusal Park bölümünde başrolde Abbas Sayar yazar oynamıştı. Bunlar tabii çok güzel. Belgeselci, gazeteci, fotoğrafçı kimliğinde güzel bir kilometre. Sana kattığı şeyler bunlar. Evet, bir taraftan da müzeciliğe çok önem verdiğini biliyorum. Evet. Bergama'da çok uğraştın. Evet. Bir parşömen deri parşömen evet. Araştırması için. Tabii bu da yine belgeselcilik ve fotoğraf ve gözlem evet. Sonucunda ve bunun kaybolması ile ilgili kaygı aslında. Evet. O kaygıdan kaynaklı. O macera, oradaki durum şu anda ne aşamada? Çünkü ara ara konuştuk seninle bunu. Bu dericilikle ilgili çalışmalar yaparken işte dedim ya 90'lı yıllarda ilk çağ teknolojisine uygun çalışma yapan TRT'de abilerimiz vardı. Hepsi işi bıraktı. Çoğu da vefat etti. Orası bitti. Ama Anadolu coğrafyasında bunlara kara tabak ne? Bir kara tabağımız kaldı. Bugün 86 yaşında İsmail Araç abimizin adı Bergama'da yaşıyor ve parşömen üretiyor. Geçmişte ayakkabılık deri üretmiş, meslek deri üretmiş, davulluk deri üretmiş, işlemiş yani. Son yıllarda parşömen üretiyor. İsmail abiyle de biz dostluk kurunca tabii eskiden İstanbul'da Beylikdüzü'nde uluslararası anlamda ses getiren gene uluslararası deri fuarları olurdu. İsmail abi oraya götürdüm. Ona bir stand açtık orada. Çok büyük bir stand. Ve orada 3 gün boyunca kara tabaklı gelenlere anlattı. Ve yabancıların müthiş ilgi duyduklarını gördüm, gözlemledim. Dönünce İsmail abinin kalıcı olsun diye zanaatı nasıl yaptığını anlatan 21 dakikalık bir belgesel filmini çektim. Tabii İsmail abinin bu ülkenin hazinesinin olduğunu anlatmak için de belediyeyi anlatmaya çalıştım. Kültür Bakanlığı'na anlatmaya çalıştık arkadaşların desteğiyle. Nereye anlatabilirsek oraya anlatmaya çalıştık. Anlayanlar çıktı, Kültür Bakanı sonunda anladı. Geçtiğimiz Kasım ayında da Cumhurbaşkanı'nın elinden Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü aldı. Ama ondan önce İsmail abi Bergama'nın bağlı olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ödül aldı Aziz Bey döneminde. İzmir'de Ayavukla Kilisesi'nde güzel bir tören yapıldı. Bana da bu çalışmalardan ötürü gene Büyükşehir Belediyesi ödülü onurlandırma vermiş. Kısmı gayet güzel. Gayet güzel ama ben... kalıcı olan kısmıyla ilgili hala içinde ukde olan... Müze yok. Olan kısımlar var. Müze yok maalesef. Yani İstanbul'da müze açılabilir mi? Evet açılabilir. Bergama'da müze açılabilir mi? Açılabilir. Seninle konuşmuştuk bunu. Yeşildere neden bir müze noktası olmasın? Yani eski tabakhanenin olduğu bölge, Tunç evet. Başkan'ın da o bölgeye ilişkin yeşil alan ve bu botanikle ilgili bir tasarrufu var. Yani o yönde bir takım evet. Girişimleri var. Neden o bölgede yani o alanda bir fonksiyon yüklemek adına bir deri müzesi neden olmasın? Belki bu alanda da birlikte bazı şeyleri düşünebiliriz. Sevgili Can ben bir de müze dendiği zaman sadece bir şeylerin kuru kuruya sergilendiği bir yer anlamıyorum. Bizim önemli derdimiz toplumsal açıdan özellikle genç kuşak gözü önüne getirildiğinde istihdam sorunumuz var. Yaşayan müzeden yanayım. O zaman yaşayan müzede işte
üniversitelerimizin tasarım bölümlerinde eğitim gören pek çok yetenekli çocuğumuz var. Yaratıcı, üretken çocuğumuz var. Bunları buralarda istihdam edebilirsiniz. Yani diri dediğimiz zaman işin içerisine tasarım giriyor. Evet. Çocuk buralardaki üniversiteden olsun, Anadolu'nun değişik coğrafyalarındaki üniversitelerden olsun, eğitimini aldığı işi kendisi yapacak ve ekmek parası kazanacak. Dolayısıyla senin dediğin gibi Yeşildere içerisinde 50'li yıllarda deri bölgesi olmuştur Yeşildere. Evet. Daha önce bugün Alsancak Limanı'nın olduğu yerde deri işleniyormuş zaten. Oradan oraya intikal etmiş. O yıllar çünkü kent dışı bir yer olduğu için. Yakın tarihin şehir hafızasındaki tabii yeri orası deri bölgesi. Buranın küçük bir yeşil alan dokusu içerisinde müze ve böyle küçük tasarım atölyeleriyle beslenmesi ve ekonomiye istihdam açısından da yarar sağlaması gerekir. Bir düzelmeyi de beraberinde getirecektir. Son derece isabetli evet. Bir çalışma olur. Evet, yavaş yavaş programı bitirmek kolay olmuyor senin de. Olmayacaktı. Şimdi tabii bu detaycılık, bu bakış açısı, bu kadraj diyorum ben bu şeye. Fotoğrafta bir şey soracağım. Yani belki son dakikaya girmeyecek bir konuydu ama fotoğraf demiştim ya, bir çekme gayreti bende de oldu. İki makineyle falan. O zaman şöyle düşünmüştüm. Yani neden fotoğraf çekmeliyim? Yani gördüğümü kayıt altına almak için mi? Yoksa bir farklı bir şey mi koymalıyım ortaya? Sonra şu geldi aklıma. Bir objenin ya da bir eşyanın diyelim en çarpıcı, en güzel detayını yakalayabilirsem onun fotoğrafını çekeyim diye düşündüm. Bu şu motivasyonla geldi bana. Yani bunu üreten kişi ya da tasarlayan kişi mutlaka o detayı düşünerek tasarlamıştır. O en güzel kısmını ve oradan yola çıkarak yapmıştır bu eşyayı ve ben de onu bulabilir miyim? Sanatçı kimliğin varsa zaten oradan sanatçı kimliğini yansıtmaya başlıyorsun. Bir iki şey denedim. Sonra bunu gösterdim. Çok da karşılık bulmadı açıkçası. Yok, direnmeliydim. Ben direnmeliydim değil mi? Yani tabii orada bu direnç olmalı mı her alanda? Olmalı. Örneğin sana hemen basit bir örnek vereyim. Daha bir ay içerisinde olgunlaştı bu konu. Bir arkadaşım var Manisa Sanayi Organize Bölgesi içerisinde. Fermuar üretiyor. Bildiğimiz fermuar. O da fotoğrafçılıkla ilgili. Konuşuyorduk böyle. Fermuar sözü geçince işte üretim şöyle falan filan dedi. Dedim ki Selim Bey dedim, yeni bir konu buldum fotoğrafı. Ne buldun dedi. Senin ürettiğin fermuar düşündü. Ben içindeyim dedi, görme. Var. Şimdi fermuar dediğimiz günlük kullanımda hepimizin elinin değdiği bir malzemeden söz ediyorum. Fermuarla ilgili fotoğraf olur mu? Olur. Sanatsal fotoğraf olur mu? Tabii. Elbette olur. İşte o zaman yaratıcılık devreye giriyor. Yaratıcılık da kişiye özgüven veriyor. Evet. Benim derdim o. Evet. Yani kendini ifade etmek istiyorsun sanatla. Evet. Heykelde de olsa, resimde de olsa, fotoğrafta da olsa. Bizim derdimiz kendini ifade etmek. Kendini ifade etmenin sonucu paylaşımı beraberinde getiriyor. Bu paylaşımda keyif veriyor. Olay bu. Evet. Yani fermuardan yola çıkarak sana naçizane önerim. Tavsiye ediyorum. Tamam. Evet. Evet, bu keyifli sohbet için teşekkür ediyorum sana Lütfü abi. Evet, bugünkü konuğumuz Lütfü Dağtaş'tı. Gördüğünüz gibi biraz daldan dala atlıyor gibi olduk ama sonuçta hep şu noktaya geldik. Görmek, sadece bakmak değil. Ve mutlaka o detaylarla hem siyasette de olabilir bu, hem üretkenlik, şehir adına bir takım şeyleri, iyi şeyleri yapmak adına olabilir. Mutlaka düşünmek ve bununla ilgili bir kaygıya sahip olmak lazım. Lütfü abi de o kaygı sahiplerinden, bence en önemli örneklerinden birisi. Bir şehir gezgini, bir entelektüel, bir gazeteci, bir yazar, bir fotoğraf sanatçısı, sanatçı, belgeselci, üstünü siz ilave edin. Bugünkü konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.